Yaklaşık 13 yıldır gıda sektöründe restoran, otelcilik ve kafe işletiyorum. Bölge olarak çok da paket satışlarına elverişli bir yerlerde değiliz. Buna binaen 2 gündür açıyoruz. Bugün son olacak büyük bir ihtimalle. Bugünden sonra açmayacağız. Çünkü burada hemen hemen her evde yemek pişiyor. Burası bir İstanbul, bir İzmir gibi işte evde yemek pişirilmeyen bir memleket değil. Pakete yoğunluk verilsin. O yüzden bir tutarlılığı çok yoktur. Tutarlılığı olmadığı için de kapatmak zorundayız. Burada yani devletin tabii insan sağlığı bizim için de her şeyden önemli. Ama maalesef halk yine sokağa çıkıyor. Hani bunun en sağlıklı yönü bence sokağa çıkma yasağı uygulansaydı çok daha yerinde, çok daha sağlıklı olurdu. Devletten biz bunu bekliyoruz. Yani bir işletme kapansın, diğeri açık, halk yine çarşıda. Halka yani çarşıya çıkmayın, evinizde kalın diyorsunuz. Hani ama halkın nüfusun hemen hemen %25'i yine çarşıda, yine işinde, yine insanlar çıkıyor dışarıya. Bu bence tam sağlıklı bir tedbir değil. Ya sağlık nasıl anlatacağım tam olarak bilmiyorum. Yani daha sağlıklı bu virüsten kurtulabilmek için sokağa çıkma yasağı olmadan bence çok tutarlı olacağına inanmıyorum. Günlük buraya 500 tane müşteri giriyorsa bugünlerde 500'ün 400'ü yemek için geliyor ve yemek yemediği için de tepki göstererek gidiyor. Yani biz de huzursuz oluyoruz. Zaten özellikle bu huzursuz olmamızdan dolayı da kapatmamızın bir etkeni de o. Günlük 100 tane müşteri gelecek, paket alacak. Bu işletme ortalama günlük 2000 tane misafir ağırlayan bir işletme. Ve bugün paket olarak yüzlere düşmüş rakamda. Bu konuda da çok mağduruz. Çok ciddi giderlerimiz var. Yaklaşık bu işletmede 35 tane sigortalı personel çalışıyor. Şu an personeller hepsi ücretsiz izinle ayrılmış durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kiramız nasıl işleyecek? Elektrik, su, doğalgaz giderlerimiz nasıl olacak? Vergilerimiz nasıl olacak? Cumhurbaşkanımız 21 maddelik bir ekonomi forum paketi açıklaması yaptı. Yani kurumlara sorduğumuzda bize daha herhangi bir şey gelmedi deniliyor. Ve daha karşılığı olmayan halk çok endişeli. Yani halkın sağlığından endişe ettiği kadar da geleceğinden, ticaretinden endişe eder oldu. Bu konuda yani bir çözüm bir cevap yani söylenenlerin artık yani illere, kurumlara yayılması, kurumların bize bir sağlıklı cevap vermesi. Örnek iki akşam önce restoranları
İçeride oturma hizmetini kapattılar. Biz de burada günlük aşağı yukarı 2000 kişilik yemek hazırlanıyor. Saat 9-9.30 arası bakanlık açıklama yaptı. Restoranlar sadece pakete dönecek. Belediyeden gelen veya emniyetten gelen arkadaşlara diyorum ki tam gelip söylediniz, baş üstüne saygı duyuyoruz. Kapatalım. Ama bir gelin bir bunu bir tutanak haline getirin. Burada 2000 kişilik bir yemek hazırlıyor günde. Burası 24 saat açık bir de. Hadi kapatın bağırarak, paket dışında hiçbir şey satmayın. Gece saat 10'dan sonra kim gelip paket alacak ki burada? Diyorum, zarar ziyan tespiti bu ne olacak? Hani bize bir cevap verin. Biz bir şey bilmiyoruz. Bize sadece kapatın. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim dediğimizi uygulayın. Canınız cehenneme yani. Mağduruz. Endişeliyiz. Öncelikle toplumun sağlığından endişeliyiz. Sokağa çıkmamasını istiyoruz. İkinci olarak devletin iyi bir muhasebe yapması lazım. Bugün bütün tüccarların çek ödemeleri var. Bu çek ödemeleri nasıl olacak? İşletmelerin tamamı kapalı. Halk çarşıya inmiyor. Ve ayın 30'u geldi. Önümüzdeki ayın 15'i gelecek, 30'u gelecek. Bu ödemeler nasıl yapılacak? Esnaf çekini yazdırırsa, sicilini bozarsa, ödemesini yapamazsa bunu kim düzeltecek? Bizim devletten beklediğimiz, evet biz demiyoruz her şey devlet karşılasın. İş adamları da, tüccarlar da, herkes elinden geleni yapsın ama mantıklı bir açıklama. Teyzelerimiz, amcalarımız bu fon sayesinde anında Esenler Belediyesi ekiplerine ulaşıyorlardı. Ancak koronavirüsün ardından 65 yaşındaki olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması haliyle anında Esenler Belediyesi'ne ulaşabiliyorlar. Biz şimdi tabii devlet diyoruz. Detayları alacağız şimdi, bir kez daha canlı oldu. Evet. Ben şimdi oraya doğru gidiyorum dedim. İyi. Evet abi, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Faysal. Burada bir çalışanım. Faysal abi, şimdi biliyorsunuz devlet tedbir amacıyla evet, işte paket, sadece restoranlara ve lokantaların paket servis yapmasına izin veriyor. Evet. Bunun sizde yansımaları nasıl oldu? Biraz buna değinelim. Yani mecburen bunu yapmak zorundayız tabii ki. Yani bu milletin önlemi, bu hastalığın yayılmaması için devlet bize böyle bir genelge gönderdiği için biz de bunu mecburen normalde müşteri alımını pakete çevirdik yani. Bu da gayet normaldir çünkü hastalık yayılıyor. Bunların da herkes bu konuda biraz olumlu düşünmesi lazım. Yapacak bir şey yok. Yani biz paketimize devam ediyoruz, hizmet yapıyoruz yine. Allah sonumuzu ayırsın, ne diyelim. Peki abi, bunun işte biz büyük şehir olmamıza karşı yine de işte İstanbul gibi, Ankara gibi değiliz. Evet. Bizde insanlar gelip oturup yemek yeme alışkanlığı var. Bununla ilgili işte herhangi bir sıkıntı çıkaran veya işte ısrarcı olan Şimdi ısrarcı olan müşterilerimiz de var. Tabii ki daha da olgun düşünen insanlar da var bize gelen müşteriler arasında. Ona karşı da diyecek bir şey yok. Gönderiyoruz geri. Yani paketini alıp evde yiyor ya da almıyor gidiyor. Bu gayet normaldir yani. Biz buna müsaade göstermiyoruz. Müsaade. Bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili işte sıkıntılarınız oluyor. Değil mi? Sıkıntılarınız oluyor. Bununla ilgili devlet erkanından evet, isteğiniz var mı? Vallahi devlet erkanına bir isteğimiz nasıl? Mesela mağdur olan elemanlar var. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz.
Onu da bakalım, belki devletimiz bunlara karşı bir çözüm üretebilir. Onu da bekliyoruz tabii. Yapacak bir şey yok yani. Bu hastalığın önlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bunu gerekli görüyoruz. Evet. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Evet abi, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar özellikle. Ben Tahir. Tahir Deniz. Aslan Özaplıyım. Şu aşamada servis işini yapıyorum burada. Servisçilik yapıyorum. Aynen. Peki abi, şimdi bu devlet etkileri biliyorsunuz. Tedbir amaçlı işte insanlar dışarı çıkmasın, özellikle yaşlı kesim. Dışarı çıkmasın, evde otursun. İle ilgili bir karar aldılar. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya öncelikle ben şunu söylemek isterim. En baştan Allah ülkemize, vatanımıza yardımcı olsun. Allah selametlerini versin diyelim. Özellikle ben burada Sağlık Bakanımızdan kutluyorum gerçekten. Valla bakmıştım. Süleyman Özdemir, az halki başka olam ha. Bəli, Süleyman abi. Yani yetkili kutun işlerine derken malafadörünün, özellikle yaşlı kesin bile malafadörünün. Bəli. Daha riskli ne yani? Az haqdı, demen rast. Ama malı çıp yani, hem sıkılmıştım valla, ne işe, ne amele mecbur hem deken. Hem ne deken, havayı ne helgen. Daha sıkıntılı ama Allah'a şükür benim ne ben mecburi ya millet deke de mecburi ya yedi dekeş mecburi ya kod deken ne deke ve ne ben mecburin deken sıkıntı ya abi peki tu da mavetim benim mal da he mesela tu çi sıkıntı yandı keşi mal ya mal da oldu ama sıkılmıştı mal da mı çıp yani mal da harun yedi çıp yani mevzu sıkılmıştı ben de ne deki deyim olayım ne ben mecburiydi benim deken jenik vakit geldi der onu. Ne ilgi alakası jenik o konuda ne? Evet konuyu da ne? Sıkıntı için ne de? Hem mecburun der ki İnsan sıkılmıştı be. İru taze karar icra kirin şevidi. Bəli. Cevap verin abi. Lokonte sadece paket servisiydi de. Bəli. Tu bir sıkıntı et kişi ana kişi. Ne ola şükür bir sıkıntı ya ana kişi. Ay çünkü çadır çuma lokanti kutam. Beni namı kutam gola paket servisi ya. Mehilacı da açmam oldu. Mecburiyim çıkıp geldim. Ne çoğası devam besinle dışına mı oldu? Mecburiyim çıkıp geldim. İyi tamam abi. Cevete sağ ol. Malatya teşekkür. Evet abi buyurun. Merhabalar abim. Ben Tahir Deniz. Aslen Özaplıyım. Van'da ikamet etmekteyim. Şu aşamada servis işini yapıyorum ben. Malum işsizlikten dolayı yani insanların çarşıya az gelmesinden dolayı dünden ben istirahat ettim. Bugün de aynen istirahatlıyım. Burada öncelikle şunu söylemek isterim. Allah memleketimize, ülkemize yardımcı olsun. Burada Sağlık Bakanımızı öncelikle ben kutluyorum. Sağlık ekiplerimizi komple. Burada bir eksikliğimiz var. Onu ben dile getirmek istiyorum. Aslen Özaplı olduğum için malum sınır köylere yakın. Onlar oradan gelmeyin ben. Her akşam şunu söyleyebilirim. Van, Özalp, Saray, Başkale gibi ilçelerimizde her akşam yüzlerce insan elini kolunu sallaya sallaya dağlardan geliyor. Bizzat bundan 3 gün önce ben buna şahit oldum. Burada güvenlikçilerimize sesleniyorum, devletimize sesleniyorum. Buna sahip çıkmaları lazım. Bunu önlemini alması lazım. Yani şu aşamada şöyle. Başka evet. Sormak istediğim şey söyleyeyim ben. Bir de işte son alınan kararla beraber işte lokantalarda belli yerler sadece paket servisi yapacakmış. Evet. Bununla ilgili çekilen sıkıntılar veya herhangi bir konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya şunu söyleyeyim ben şu aşamada para mal mülk dert değil. İnsanın sağlığı önemlidir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ha bana kalırsa benim fikrimi alacak olursan bence sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. Yanlış olmasam Çin'de aynısını yaptılar. Artık 15 günse 20 günse kuru ekmek de olsa biz idaremizi ederiz. En azından bu beladan kendimizi muhafaza ederiz. Yani ben bunun taraftarıyım yani. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Ercan Kızıltaş, Vanlıyım ben. Van merkezde oturuyorum. Evet. Ercan abi biliyorsunuz yetkililer işte tedbir amacıyla insanların dışarı çıkmamasıyla ilgili bazı açıklamalar yapıyor bu hastalığın yayılmaması adına. Hı hı. Ama bugün bakıyoruz her yer cıvıl cıvıl yine hani havanın güzel olmasından ötürü. Yani bununla ilgili ne söylemek istersiniz abi? Yani şimdi aslında öncelikle ben Sağlık Bakanlığı'nda şahsı adıma çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağlık Bakanımız gerçekten de güzel bir iş yaptı. Yaptığına da inanıyorum. Haricinde hani ben gerçekten de bir haftadır dışarı çıkmamıştım. Bugün ihtiyaçtan dolayı çıktım. Ama bu milletin, bu halkın böyle dışarı çıkmasına ben şahsen karşıyım. Hani bu kişiye özel bir durum değil. Dünya genelinde olan bir hastalık. Bu hastalığı ne kadar evimizde durursak o kadar önlemiş oluruz.
benim bir başkasına, bir başkasının bana yaymasına, biz kendimiz bunu ele almamız lazım, öne çıkmamız lazım. Yani basit bir şey değil, Allah katından gelen bir şey. Haricinde de böyle bir şey daha söyleyeyim. Biz insanoğlu olarak, bu gerçek bir şeydir, ağırlıklı İslam ülkeleri olmak üzere biz Müslümanlar, hakikaten biz vicdan, merhamet, saygı, sevgi bitirmiş bir kesime dönüştük. Bu bize yakışmazdı. İslam kesimine yakışmayan bir durumda yaşadığımız için, hani derler ya Allah'ın laneti. Allah'ın laneti şu an, ben kendi şahsi inancım olarak buna inanıyorum ki Allah'ın laneti şu an İslam ülkesinin üzerine. Artı hani şimdi diyecekler ki İslam ülkesinin adına niye konuşuyorsun? Bu dünya çapına yaydı. Ben kalkıp İsrail'i, ABD'yi örnek alıp onların yaptığı yönetimi, yani pardon yönetimi demeyeyim de onların yaptığı davranışları kaydaya alır. Aynı şekilde kendi insan, kendi milletime, kendi arkadaşıma, eş, dost, çevreme uygularsam Allah'ın laneti üzerimizde olur. Bir çocuğu düşünün, 6 yaşındaki bir çocuk ne söyledi? Suriye'de ölmeden birkaç dakika öncesinde dedi ki ben acım, bana bir ekmek verin. En azından öbür dünyada herhalde yemek vardır diye, ben ölürsem dedi şikayetinizi Allah'a edeceğim dedi. Kimse buna yok diyemez. Bu onun şikayetidir. Ona benzer milyonları aşıyor artık. Hani biz öncelikle insan olarak insanlığımızı unutmayalım. Merhametimizi unutmayalım. Dinimiz ne buyurmuşsa onu yapalım. İkinci konuda ben şöyle diyeyim. Hani gözümle görmediğim bir şeyde vebala girmek istemiyorum. Çaldıran, Özalp bölgelerine çok İran'da kaçak geliyorlar. Geçen Çaldıran'da geldim. İranlıları çok gördüm orada. Hani bunu da artık yetkili mevkiler kimlerse buna bir el atsın. Yani hakikaten de kaçak yollardan çok gelen insanlar var. Artık bilinçli mi bilinçsiz mi getirenler oluyor galiba. Buna da bir önlem alsalar iyi olur. Devletim zaten hani ben başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere gerçekten de güzel bir iş başardı. Ama bazı şeylerde de geç kaldığını düşünüyorum. Geç kalmasının sebebi şu, bence böyle ortamda gezmelerine izin vermemeleridir. Hani bu tamam, ben şöyle bir şey var. İnsanlar diyor ki biz ne yapacağız? Aç mı kalalım? Ben kendim şu an çalışan bir insanım. Devletten bir ricam daha olacak. Bazı kesimlere gayet güzel yardımlar oldu. Bazı kesimlerde olmadı. Olmayan kesimler, adam hani serbest çalışıyor ya inşaatta çalışıyor. Oradan burada günlüğünü kazanan insanlar var. Bunlara da bir el atması, bir iş imkanı ya da bir yardım. İş olmaz da şu an bu durumda. En azından bir yardımda bulunsanlar, o insanlar da yazık sonuçta. Onlar da çoluk çocuğa bakıyorlar. Böyle bir konu gözümüzün önünde dolaşıyor. Görüyoruz zaten. Haricinde devletin yapacağı şeyler şu an için güzel ama ben tam olarak tedbirli görmüyorum. Bence yasak koyması her şeyine daha iyi. Lokantalarda işte oturup yemek yeme şeyini de kaldırdılar tedbir amacıyla. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsun? Ya bakın siz şimdi buna bakarsanız aslında pakete de ben karşıyım. Ben şu an bir pet suyu almaya bile korkuyorum. Acaba o pet suyu kaç kişinin elinden geçti? Hastanın elinden geçiyor, hastasızın elinden geçiyor, geliyor.